AK Parti'de 2024 yerel seçimlerinde aday adayları başvuruları tamamlanırken, belediye başkanlığına talip olanlar çalışmalarını sürdürüyor. Niğde'nin Ulukışla ilçesi belediye başkanlığı için aday adaylık başvurusunda bulunan Niğde Darboğazlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve İstanbul Polis Basın Gazetesi Niğde Bölge Temsilcisi, emekli polis memuru Murat Aktürk, dikkat çeken açıklamalar yaptı. 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerle Ulukuşta ve köylerini kapsayan bu coğrafyayı ayağa kaldıracak büyük projelerim ile milletimizin karşısına çıkacağım. Ulukuşta'mızın potansiyeline olan inancım, ilçemizin sorunlarına çözüm bulma azmim ve halkımızın güvenini kazanma isteğimle bu yola çıkıyorum. İlçemizin karşı karşıya olduğu zorlukları biliyor ve bu zorlukların üstesinden ancak birlikte geleceğimize inanıyorum. Temel ilkelerim arasında şeffaflık, katılımcılık, dürüstlük ve adalet bulunmaktadır. Halkımızın görüşlerini ön planda tutarak, ortak aklı esas alarak ilçemizi yaşanabilir, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir yer haline getirmeyi hedefliyorum. Türkiye yüzyılı içerisinde parmakla gösterilecek çalışmalar yapan, çevreye ve insana hak ettiği değeri geri veren, topyekün kalkınmış Ulukuşta için geliştirdiğim proje ve planları meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, muhtarlıklar ve toplumun tüm kesimlerini temsil eden yapılar ile birlikte hayata geçireceğim. Ulukuşta'mızı farklı alanlarda lider bir marka, bir ilçe yapmak için ekibim ile gece gündüz çalışacağımızı bilmenizi isterim. Şimdi aday olmamdaki sebepler ilçenin biraz geri kalmışlığıdır. Ali Başkanım gerçekten biraz hizmet etti AK Parti'mizle birlikte. Ben daha ileri seviyeye çıkarmak için çok güçlü projelerim var. O köyler dahil ortak hareket ederek, köy muhtarlarıyla ortak hareket ederek o coğrafyayı ayağa kaldırmak istiyorum. Bununla alakalı işte iş istihdamını yükseltmek istiyorum. Ulaşım problemimiz var. Bunları çözmek istiyorum. Tertemiz bir ilçe haline getirmek istiyorum. Bir de siz de bilirsiniz ki Ulukuşların giriş ve çıkışlarında giriş çıkışı sağlayabilecek bir kavşağımız, ışıklandırmamız, bir şehre giren bir vizyonumuz yok Ulukuşta'da. Köy görünümü var. Bir de Ulukuşta'mız Türkiye'de en eski ilçelerden bir tanesi. Tarihi dokusuyla. Biz bu turizme de açacağız burayı. Öküz Mehmet Paşa Hanımız olsun, Bolkar Dağlarımız olsun, Çiftan Kaplıcamız, Şekerpınarımız ve birçok atıl durumda olan bir sürü şeyimiz var turizm açısından. Ben şimdi projelerimden de biraz bahsetmek istiyorum başlıklar halinde. Tarımsal gelişim projelerimiz. Tarımsal gelişim projelerini sadece Ulukuşta olarak yapamayız. Bunu köyle 38 tane köyümüz var. Köyümüzle birlikte yapacağız. Yani bugün hayvancılığımızı da tarımımızı da merkezde toplayarak orayın köylerle birlikte kalkınacağız. Tek başımıza ne köyler kalkınabilir ne de Ulukuşta'mız kalkınabilir. Bunu birlikte yapacağız. Zaten hükümetimiz gereken şeyi yapıyor ama biraz yavaş ilerliyor benim gördüğüm. Evet. Şimdi doğalgaz şimdiye çoktan gelmeliydi. Evet. Mesela bu eksik diyor. Şimdi orası İpek yolu geçiyor, E5 geçiyor, otoban geçiyor. Şimdi böyle bir imkanı olan bir yerde. Yani oradaki vatandaşlar doğalgaz bekliyor değil mi? Tabii bekliyorlar. Herkes yani bekliyor. Şu anda köylerimiz bile bekliyor. Evet. Darboğaz'da bekliyor, Klan'da bekliyor, Emirler, Aktoprak, Çiftan hepsi bekliyor. Yani doğalgazı biz sadece Ulukuşlu'ya değil, ben bunun girişimini yapacağım. Projelerim de var onunla alakalı. Bütün köylere de getireceğim yani. Evet. Sevkiyatını elimden geleni yapacağım yani bununla alakalı. Evet. 14 tane projem var. Bunu 5 yılda yapacağız Allah'ın izniyle.